Herkese merhaba, bu Hangi Hayvan kanalına hoş geldiniz. Bu videonun konusu dünyanın en iri ikinci kara hayvanı. Gergedan, gergedangiller familyasından bugüne kadar soyunu sürdürebilmiş, kara hayvanları içinde filden sonra en iri olan hayvan türüdür. Bugünkü gergedanların 3'ü Asya'da, 2'si Afrika'da olmak üzere yaşayan 5 türü vardır. Bunların hepsi iri yapılı, kısa ve kalın bacaklı canlılardır. Ayaklarında geniş ve kalın bir tırnakla çevrili 3'er parmak bulunur. Kafaları iri ve ağır, kulakları geniş, ucu püsküllü olan kuyrukları ince ve oldukça kısadır. Son derece kalın olan derileri, kulaklarının tepesindeki tüy tutamları ile kuyruk püskülleri dışında tümüyle çıplaktır. Türleri birbirinden ayıran en önemli fark, burunlarının üstündeki boynuzların bir ya da iki tane olmasıdır. Afrika'da yaşayan 3 türden ikisi tek boynuzlu, öbür Asya türü ile 2 Afrika gergedanı çift boynuzludur. İçlerinde en irisi olan beyaz gergedanın ağırlığı 5 tonu bulur. Gergedanların boynuzu öbür hayvanlarınki gibi kemikten değil, saç, kıl ve tırnakların yapısındaki keratin denen lifsi bir proteinden oluşmaktadır. Bazı Asya ülkelerindeki inançlarda bu boynuzların doğaüstü güçler taşıdığına inanılır. Günümüzde yalnız 5 türü kalmış olan gergedanın, geçmişte özellikle 19. ve 20. yüzyılda yapılan aşırı avlanma sonucunda türünün büyük bir kısmı yok edildi. Öyle ki 1960'lı yıllarda 70 bin civarında olan siyah gergedan türünün 20 yıllık bir süre içerisinde %96'sı tükenmiştir. Fakat 1995 yılında 2410'a inmiş olan siyah gergedan sayısı ve sonrasında alınan önlem ve avlanma yasaklanmaları ile son yıllarda tekrar yükselmiş ve 2007 rakamlarına göre 4180'e ulaşmıştır. Otçul hayvanlar olan gergedanlar genellikle tek başına ya da aile grupları halinde geniş otlaklarda, çalılık ve bataklık bölgelerde yaşarlar. Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyularının zayıf olmasına karşılık koku alma ve işitme duyguları çok gelişmiştir. Hayvanlar arasında kendilerinden daha güçlü düşmanları olmayan gergedanlar, insanla karşılaştıklarında da genellikle kaçarlar. Ama bazen kızgın bir erkeğin ya da yeni doğum yapmış bir dişinin alışık olmadığı bir koku ya da sesle uyarıldığında körlemesine saldırdığı olur. Gergedan bütün iriliğine karşın hiç de hantal bir hayvan değildir. Saatte 45 km hıza koşabilir ve bu körlemesine koşu sırasında koca gövdesinden hiç beklenmeyen bir çeviklikle bir anda yönünü değiştirebilir. At ve eşek gibi tek toynaklılardan olan bu memeli hayvan günümüzde yalnızca Afrika, Hindistan, Malezya ve Endonezya'da yaşar. Ama fosillerden anlaşıldığı kadarıyla tarih öncesi çağlar Avrupa'da da gergedanların var olduğu düşünülmektedir. Bu soyu tükenmiş türlerin daha soğuk olan Avrupa iklimine uyum sağlayabilmek üzere yumuşak, tüylü bir postla örtülmüş olduğu da gene fosillerden anlaşılmaktadır. Bugün doğada yabani yaşamlarını sürdüren gergedanların sayısı iyice azalmıştır. Bunun nedeni bir yandan insanların yerleşmesi, sonucunda doğal yaşam alanlarının dağılması, bir yandan da özellikle boynuzlar için gergedanların kaçak olarak avlanmasıdır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu Hangi Hayvan kanalını izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.